akrabayla olan münasebetlerimizde problemler nereden çıkıyor? Problemlerimiz genellikle mal, madde, para, menfaat kavgasından çıkıyor maalesef. Ben müftülük yaptığım yıllarda acizane o kadar çok problemle karşılaştım ki hanımefendiler geliyorlar sizin aranızda muhtemelen yoktur. Ama bu sohbetlerimiz Diyanet TV aracılığıyla çok geniş kesimlere ulaşıyor. Ekran başında bizi izleyen kardeşlerimi de sesleniyorum. Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun hanımefendi geliyor. Diyor ki hocam, ağabeyim ya da erkek kardeşim ya da kardeşlerim miras taksimi yaparken bakın bu ülkenin doğusu batısı farkı yok bunda ha. Bu söylediğim doğuda da var, o tarafta da görev yaptım. Batıda da var. O tarafta da görev yaptım. Her tarafta benzer sorulara muhatap olduğumu hatırlıyorum. Miras taksimi yaparken, miras taksimi yaparken abilerim ya da erkek kardeşlerim aldılar malı, kızın ne hakkı var dediler. Bana bir şey vermediler diyor. Bana bir şey vermediler. O malı yiyorlar. Ya da kendi otoritelerini, nüfuzlarını kullandılar. Mal paylaşımı yaparken iyi yerleri aldılar. Hocam dağın başında susuz bir tarla vardı. Onu da bana vermişler diyor kız. Yani kız derken genç kız değil bu. Olgunlaşmış hanımefendi bu. Çoluk çocuğa karışmış kız derken kız çocuğu. O mirası taksim edilen babanın kız evladı olması itibariyle kız olduğunu söylüyorum. Çocuk değil büyümüş artık. Şimdi akrabalık bağlarının problemin problem haline gelmesine, akrabalık ilişkilerinde problem çıkmasına, sıkıntı çıkmasına sebep olan benim görebildiğim acizane en temel hususlardan bir tanesi, belki en başta geleni bu husustur. Mal taksiminde adaletin sağlanamaması hususudur kıymetli cemaati Müslümin.